Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi değer döndürmeyen fonksiyonları işledik arkadaşlar birinci bölümde. Şimdi fonksiyonların ikinci bölümde arkadaşlar bir de değer döndüren fonksiyonları işleyelim. Neydi bu değer döndüren fonksiyonlar? Return ifadesiyle fonksiyonun bitişinden sonra elde ettiği değeri bana döndüren bir fonksiyondu. Şöyle şurada bir fonksiyon başlığına bakalım. Şöyle int toplam int x int y. Yani şurada int yazmam ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu bana bu fonksiyon işlevi sonucunda bana integer tipinde bir değer döndürecek anlamına geliyor. Fonksiyonun içindeki int x ve int y de fonksiyonun argümanlarının integer tipinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Şurada şurayı biraz büyüteyim. Pardon. Şurada int fonksiyon bir int x y z şeklinde bir tanımlama olmuş arkadaşlar. Böyle bir tanımlama yok arkadaşlar fonksiyon başlığı olarak. Bu yanlış bir tanımlama. Geçersiz bir tanımlama. Fonksiyon başlığı arkadaşlar şu şekilde tanımlanır. Değişkenler int x, int y, int z şeklinde tanımlanır. Bu şekilde tanımlanmaz arkadaşlar. Şimdi bu değer döndüren fonksiyonlarla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Bir toplama işlemi yapalım. Örneğin iki sayıyı toplayan bir fonksiyon yazalım. Ne yapalım arkadaşlar? Hemen şuraya fonksiyonumuzu oluşturalım. Ne olacak bu arkadaşlar? Integer tipinde. Int. Ne olsun arkadaşlar? Toplam olsun. Toplam. İki sayı toplayacak arkadaşlar. O zaman şöyle iki tane sayı argümanlarını yazalım. Int x birinci sayımız. Int x int integer tipinde y ikinci sayımız arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuzu açalım. Toplama işlemi yapacak değil mi? Şöyle bir süslü parantezlerini açalım. Bu sonuç ifadesi toplama işleminin sonuç ifadesini bir değişkene atsın. Ne olsun değişkenimizin adı? Integer tipinde sonuç olsun arkadaşlar. Şöyle sonuç olsun. Ardından sonuca ne yapsın arkadaşlar? Şöyle sonuç eşittir x artı y değil mi arkadaşlar? X artı y. Şöyle şu an bu fonksiyonumuz toplama işlemi yaptı. Şimdi ben bu değeri fonksiyon değerini döndürmek istiyorum. Ne yapıyorum o zaman arkadaşlar buraya? Şuraya return ifadesini ekliyorum. Şöyle return ekliyorum. Şuradan return. Neyi döndürmesini istiyorum arkadaşlar? Sonuç değerini değil mi? Şöyle o zaman şuraya sonuç yazıyorum. Bu fonksiyonum artık bana bir değer döndürüyor arkadaşlar. Döndürdüğü değer sonuç. Yani iki sayının toplamı olacak. Ardından şuraya çok pardon. Ardından şuraya fonksiyonumuzun başlığını ekleyelim arkadaşlar. Neydi fonksiyonumuz? Int toplamdı değil mi adı? Toplam. Argümanların türü neydi arkadaşlar? Integer'dı değil mi? O iki argüman alıyordu. O zaman integer 1, integer 2. Şu şekilde. Ardından noktalı virgülle bitiriyorduk bunu. Şimdi ana main'imizin içine gelelim arkadaşlar. Ana main'imizin içine. Ana main'imizin içinde ne yapacak? Önce bir karşılama ekranı olsun. Şöyle printf'le. Printf. Şöyle kullanıcıya toplamak istediğiniz iki sayı giriniz. Ardından bir alt satıra geçsin. Ters slash n'le. Şimdi arkadaşlar bu sonuç değerini örneğin sayı isteyeceğim ben şeyden. Kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyeceğim. O zaman scanf'le bu değerleri alayım arkadaşlar. Nasıl alayım bu değerleri sürekli alayım ben? O zaman while döngüsünün içine sokayım scanf'i. While. Şöyle nasıl yapsın? Şöyle scanf fonksiyonunu açayım ben şuradan scanf. Neydi arkadaşlar? İki tane değer alacağım değil mi? İki tane integer tipinde değer. O zaman yüzde de. Şöyle yüzde de. Sonra ardından ikinci değer yüzde de. Ardından buraya noktalı virgül. Şey pardon virgül. Ardından buraya değişkenleri atacağım yeri yazayım. Şuraya iki tane integer tipinde burada değişken tanımlayayım. Sayı 1 virgül sayı 2 şeklinde. Şöyle sayı 2 yazayım şuna. Şuna da sayı 1 yazalım arkadaşlar. Pardon sayı 1. Şimdi bu değişkenleri şeyin içine atsın arkadaşlar. Sayı 1 ve sayı 2 aldığı klavyeden aldığı rakam değerlerini atsın arkadaşlar. Nasıl? Buraya yüzde işareti yazıyorduk değil mi arkadaşlar? Yüzde sayı 1 virgül sayı 2. Pardon yüzde
sayı 2. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu işlemi ne zaman yapsın arkadaşlar? Integer, iki tane integer tipinde sayı aldığı zaman yapsın. Yani integer tipinde sayı almamış ise, örneğin klavyeden bir harfe basmış isem, scanf fonksiyonu başarılı bir şekilde gerçekleşmeyecektir, değil mi arkadaşlar? Önceki derslerimizde scanf'in içinde sadece bir değerle yazdığımız zaman şurayı denktir 1 yazıyorduk, değil mi arkadaşlar? Sadece içinde bir değer varken. Çünkü scanf fonksiyonu yüzde de yani integer tipinde bir data aldığı zaman, bu datayı başarılı bir şekilde aldığı zaman arkadaşlar, bana scanf fonksiyonun üreteceği değer neydi? Bir değerini üretiyordu. Ama şimdi burada iki değer aldım ben. İki tane değer integer tipinde gireceğim. Eğer scanf fonksiyonu bu iki tane değeri arkadaşlar başarılı bir şekilde aldığı zaman kaç değerini üretecek? Her bir değer için bir değer ürettiğine göre 1 artı 1 2 üretecek, değil mi arkadaşlar? O zaman şuraya 2 yazıyoruz. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunu biraz daha açayım ben, tam anlaşılır olsun. Yani şu demek oluyor ki arkadaşlar, scanf fonksiyonu başarılı bir şekilde integer tipinde 2 tane datayı aldığı zaman, 2 data girişi olduğu zaman, yani sayı 1, şuraya sayı yazmışız, sayı 1 yazayım şuraya. Yani sayı 1 ve sayı 2'nin içine başarılı bir şekilde benim girdiğim sayıları girdiği zaman scanf fonksiyonu başarılı bir şekilde çalıştı ve 2 değerini ürettiği anlamına geliyor. Burada 3 tane olsaydı 3 yazacaktık buraya. 1 tane olsaydı 1. Daha önceki derslerimizde anlatmıştım zaten bunu. Şimdi de 2 tane ile yaptık. Ardından ne yapacak bu while arkadaşlar? Şöyle while'ın parantezini açayım. Şöyle arkadaşlar, while'ın içinde bana printf ile göstersin arkadaşlar. Printf sonucu bana göstersin arkadaşlar. Printf şöyle şuraya neydi sonuç tipi? Yüzde deydi. O da yani integer tipinde sonuç olacak. Yüzde de. Şöyle şuraya da toplam yazsın. Toplam eşittir olsun. Ardından bir de alt satıra geçsin. Ters slash n. Buraya şimdi fonksiyonumu çağıracağım arkadaşlar. Benim fonksiyonum neydi? Toplam fonksiyonuydu, değil mi arkadaşlar? Benim toplam fonksiyonu return değeri neydi? Sonuçtu. Sonuç ifadesi, yani sayıların toplamıydı. O zaman toplam fonksiyonumu buraya yazayım arkadaşlar. Toplam, kendi fonksiyonumu yazdım. Buradaki argümanları ne olacak arkadaşlar? Sayı 1 ve sayı 2 olacak, değil mi? O zaman buraya sayı 1 virgül sayı 2 yazdım arkadaşlar. Bu ne oldu arkadaşlar? Benim klavyeden girdiğim iki sayıyı toplam fonksiyonunu çağırdı arkadaşlar. Toplam fonksiyonun içine sayıları koydu. Geldi toplam fonksiyonuna. Birinci sayıyı da buraya int x demişiz. Birinci sayımız, örneğin diyelim 10 girdim. X'in içine 10 attı arkadaşlar. İkinci sayıyı girdim. Ona da y demişiz burada. Y'nin içinde ikinci sayımız da 15 olsun arkadaşlar. Buraya geldi. O sonuç ifadesinden 10 artı 15'i topladı. Sonucun içine attı. Ardından sonuç ifadesiyle bu değeri döndürdü arkadaşlar artık. Bu fonksiyon değer döndürüyor. Şimdi şurayı bir çalıştıralım. Şuraya noktalı virgül ekleyeyim. Şimdi bir build edelim arkadaşlar. Bir hatamız var mı? Yok arkadaşlar. Ctrl F5 ile bakalım bir eksiğimiz var mı? Yok. Bir Ctrl F5 ile çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi toplamak istediğiniz iki sayı giriniz diyor. Örneğin birinci sayı gireyim 12. İkinci sayı gireyim 13. Burada toplam 25 olarak verdi arkadaşlar. Şimdi devam etmek istersem tekrar bir 45 gireyim. 45 birinci sayımız olsun. İkinci sayımız kaç olsun arkadaşlar? 1 olsun. 45 artı 1 46 diyor arkadaşlar. Şimdi ben çıkmak istersem şu while'ın şartını göstereyim. Örneğin başarısız bir giriş gireyim. Örneğin ilkini başarılı gireyim. 12 girdim. İkinciyi başarısız gireyim. Şöyle harfe basayım. Mesela F harfine basayım. Buradan beni sistemden attı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Niye? Çünkü scanf'in içindeki şart sağlanmadı. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bir daha üzerinden geçecek olursak neydi arkadaşlar? Değer döndüren fonksiyonu işledik arkadaşlar. Değer döndüren fonksiyon neydi? Return ile bana fonksiyonun işlemi sonucu, elde ettiği değeri bana bildiren ifadeydi arkadaşlar. Buraya hemen fonksiyonumuzu tanımladık arkadaşlar. Fonksiyonumuz iki değer alıyordu. Eğer 3 tane sayı girmek istersek şuraya hemen deneyelim. 3 sayı girelim arkadaşlar. Şuraya bir virgül, şuraya bir int, integer tipinde bir de z tanımlayalım. Int z oldu arkadaşlar. O zaman 3 sayı toplasın. X artı y. Bir de buraya artı z yapalım. Tekrar sonuç ifadesini döndürecek. Burada bir de sayı daha, bir sayı daha isteyelim kullanıcıdan arkadaşlar. Şuraya bir fonksiyonun başlığına da bir int daha ekliyoruz. Çünkü argümanın sayısı 3 oldu. Bir int daha ekledik. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bir de sayı 3 tanımlayalım şuraya. Kullanıcıdan isteyelim. Sayı 3 yazalım. Sayı 3. Şuraya ne yapacağız arkadaşlar? Bir yüzde d daha ekleyeceğiz. Değil mi? Böyle boşluk. Yüzde d. Ardından sayı 1, sayı 2, bir de sayı 3'ü atsın arkadaşlar. Sayı 3 yazalım şuraya. Pardon, end işaretini yapalım. Nerede end işareti? Şurada.
sayı 3 olsun arkadaşlar. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Burayı ne yapacağız? 3 ile değiştireceğiz. 3 tane başarılı giriş olması lazım. Şimdi bunu build edelim tekrardan. Şuraya da 3 sayı giriniz yazalım. Şöyle build edelim. Bir hata aldık. Nerede aldık? Ha, şuraya eklemeyi unuttuk arkadaşlar. Sayı 2. Bir de fonksiyonumuza sayı 3'ü ekleyeceğiz değil mi? Şöyle virgül sayı 3. Tamam arkadaşlar. Tekrar build edelim. Bakalım hatamız kalkacak mı? Tamam arkadaşlar, hatamız kalktı. Ctrl F5 ile çalıştıralım. Toplamak istediğiniz 3 sayı giriniz. Örneğin ne gireyim? 12, 34, bir de 1 gireyim. Toplam 47. Kaç bakalım gerçekten doğru mu? 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Tamam. 3, 1 daha 4. Evet, 47. Şimdi şöyle bir başarılı bir gireyim. 12 girdim. İkincisini de 13 gireyim. Bunu başarısız gireyim mesela. Bir ne harfine basayım? D harfine bastım. Gördüğünüz gibi sistemden attı. Üçüncüsü başarısız oldu. Scanf fonksiyonu burada. Değeri 3'e deklenmedi. Bu yüzden while'ın içinden beni attı. Sistemden attı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Fonksiyon toplama işlemi yaptık. Çıkarma işlemi, değişik fonksiyonlar, çok karmaşık fonksiyonlar oluşturabiliriz arkadaşlar. Bu kullanım kolaylığı sağlıyor. Ondan sonra burada anlatacağımız bu kadar bu ders arkadaşlar. Sonraki derste fonksiyonlara tekrar devam edeceğiz. Rekürsif fonksiyonlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Önemli bir konu o da. Bu dersimiz bu kadar. Gelecek ders görüşmek üzere arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.